aslında altı ilkenin köklerini de yine Milli Mücadele'de bulmak mümkün. Milliyetçilik düşüncesinin köklerini Milli Mücadele'de bulmak mümkün. Halkçılık düşüncesinin köklerini Milli Mücadele'de bulmak mümkün. Örneğin 1920 Eylül ayında halkçılık programının mecliste kabul edilmesi gibi, hani köklerini oraya kadar götürmek mümkün. Ancak Halk Fırkası'nın 1927 tarihinde toplanan aslında ilk, yani normal koşullarda ilk ama şeye göre ikinci, Sivas'ı ilk kabul ettikleri için ikinci Büyük Kongresi'nde ya da kurultayında CHP'lerin deyimiyle burada dört ilkenin parti tüzüğüne girdiğini söylemek lazım. Halkçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik ilkelerinin ve laiklik ilkelerinin. 1928'de parti programında 27'de bu dört ilke girdikten sonra 28'de rejimin kendisini laik olarak anayasa bazında tanımlamasından sonra partinin giderek altı ilkeyi kendi içerisinde daha da özümsemeye başladığını göreceğiz. Devletçilik ilkesinin bunlara ilave olması 1930 sonrasında olacak. Daha doğrusu serbest fırka denemesi sırasında olacak. 29 ekonomik krizi ve 23'ten 29'a kadar geçen süreç Türkiye'de izlenen ekonomik politikaların İzmir İktisat Kongresi sonrasında ağırlık olarak liberal politikalar olduğunu söylemek lazım. Evet, bu dönemde millileştirme politikaları falan da izleniyor ama bu dönem içerisinde izlenen politikalar hem 29 ekonomik krizi hem de liberal politikaların Türkiye sermaye birikiminin yetersizliği, Türkiye'nin kalkınmasına, sanayileşmesine yetmeyeceği görüldükten sonra Halk Fırkası 1929-30 döneminden sonra devletçi politikalara yönelecek ama karşısında da 29 krizinden sonra bir muhalefet partisi istiyor. Muhalefet partisinin adı da Serbest, yani liberal. Ekonomik anlamda liberal politikaları savunan bir muhalefet partisini öteki olarak karşısına koyuyor. Kendisini de devletçi olarak tanımlıyor. Bu tanımlama partinin ideolojik olarak ilkelerine bir ilkenin daha, devletçilik ilkesinin ilave olacağını gösteriyor ki 31 serbest fırka denemesinden sonra 31'de parti programına inkılapçılıkla beraber devletçilik de girecek. Bu 6 ilkenin tanımlaması 1931'de parti programında net bir şekilde yer alıyor. Parti bayrağı da 1933'te çiziliyor. Cumhuriyet'in 10. yılına aşağı yukarı tekabül eden dönemde 1933 yılı yaz aylarında parti bayrağını hatta çizen, tasarlayan da tanıdık bir isim, İsmail Hakkı Tonguç. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde resmiş öğretmeniyken parti bayrağını çizen İsmail Hakkı Tonguç ve 1937 yılında da 6 ilke anayasaya giriyor. Devletçilik de dahil, inkılapçılık yani devrimcilik ilkede de dahil ve diğer 4 ilkede dahil olmak üzere 6 ilke olarak 5 Şubat 1937'de anayasaya girmiş olup parti ve devletin burada özdeşleşme, iç içe geçme eğilimlerinde arttığını hani burada söylemek lazım. Ancak şunu söylemek gerekiyor ki bizdeki tek parti rejimi yapısal olarak baktığımızda batıdaki tek parti rejimlerinden farklı olarak batıda parti devlete egemen olurken bizde devletin partiye egemen olduğunu söylemek gerekir.